Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Senin sesiniz çıkmıyor Nurşen. Günaydın. Gece uyuyamadın mı yoksa? Yok, bugün çok güzel. Ben saat 9'da, yani 9'a kadar zor tuttum kendimi. Akşam saat 9'da yastığa daha kafamı koymadan uyumuşum. Çünkü bir gece öncesi uykusuz geldiğim için çok yormuşum. Edinburgh'un tarihi turistik yerlerini keşfetmeye devam ediyoruz. Hadi gidelim arkadaşlar. Evet, şimdi yoğun istek üzerine, özel sipariş üzerine sevgili Duran arkadaşım istediği için Edinburgh Merkez Camii'ne geldik. Ancak şu an çok erken bir saat olduğu için kapalı. 12'de açılıyormuş. Size şöyle etrafı göstereyim birazcık. Şey var ama hani güneş var, biraz görünmesi zorlu. İngiltere'de böyle ilk defa minaresi olan bir camiyle karşılaşıyorum. Minaresinde Allah yazıyor. Bir kısa bir uzun minaresi var. Kapı girişi Selçuklu mimarisine de çok benziyor yalnız. Kayseri'de hani neydi adı? Selçuklu Uygarlığı Müzesi falan var. Onun girişinin daha dar olanı gibi. Nurşen, sen nereye benzetmiştin bu camiyi? Şey var, Arifiye'de var. Arifiye'de biz bir yerde mola vermiştik. Böyle üst geçitte McDonald's falan var. Orada bir küçük cami var. Ona mı benzettin? Muhtemelen ondan bahsediyorsun gibi geliyor bana. Evet Durancığım, senin isteğin üzerine buraya da geldik. Şuradan doğru geldik. Şu binanın da dış cephesi çok enteresan geldi. Onu da çekeyim. Hadi yolumuza devam edelim şimdi. Evet arkadaşlar, şu an Greyfriars Bobby ile tanıştırıyorum size. Burası bir çeşme. Şöyle göstereyim ama tabii su akmıyor, ayrı bir konu. Yani bir nevi fıskiye burası. Şöyle göstereyim. Burada bunun hikayesi yazıyor. Ben size onu şimdi çevireceğim. Bobby ile sizi tanıştırırken. Çeşmeye gerçek boyutlu Skye Terrier olan Greyfriars Bobby adlı köpek heykeliyle tamamlanmış. Buradan biraz koyu görünüyor. Şöyle geçeyim. Arkada zaten bar da var, onun adı geçen. Bir de mezarlık var. Orayı da gezeceğiz birazdan. Bobby 14 yıl boyunca sahibi John Gray'in mezarının başında beklemiş. 14 Ocak 1872'de ölmüştü. İnsanlar bu köpeğin burnunu böyle hani ovuşturdukça daha şans getireceğini falan düşündükleri için çok ovuşturmuşlar. O zaten daha çok parlamış. Evet. Ne diyorsun Nurşen? Sen de ovuştur boyun yetiyorsa. Bana şans getir. Bakayım. Anam, 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 şansın var ya, böyle burnundan aktı. Amin. Amin. Sonunda fırlattım. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir de şimdi bu Hachiko ile ilgili bir tane, Hachiko diye bir film var, Richard Gere'in. Onun sahibi her gün işte tren istasyonuna gidip geliyorlar, gidip geliyorlar, sonra ölüyor. Sahibi öldükten sonra uzun yıllar o tren istasyonunda sahibinin gelmesini bekliyor. Her akşam, yani sahibi de şey, profesör. Her akşam sahibinin gelmesini bekliyor. Sahibi kalp krizi geçirip ölüyor. Ondan sonra onun heykelini o tren istasyonunun önüne dikiyorlar. Japonya'da oluyor bu olay. Hachiko diye yazarsanız görürsünüz. Evet arkadaşlar, burası da Bobby'nin mezarı. Şöyle biraz yaklaşalım. Edinburgh Belediyesi yaptırmış. Bu kiliseyle ilgili bir şeyler anlatacağım size ama gitmeden. Şimdi hikayesini biraz önce dışarıda söylemiştim size. Burada bir kilisemiz var. Bu kilise Greyfriars adını 1560 yılında burada bulunan Fransisken Manastırı'ndan alınır. Yani daha önce burada Fransisken Manastırı varmış. Kilisenin etrafını ve mezarlığını biraz gezeceğiz. Burada Hristiyanlarda da bizdeki gibi. Nurşen, geliyor musunuz? Orayı okuyalım mı bir? Hani
Allah'a daha yakın olmak için kilise bahçelerine, bize nasıl camilere gömülüyor, onun gibi bir durum var. Şimdi Bobby'nin sahibi olmak üzere birçok yerel ve tanınmış insanın mezarları burada bulunuyor. Mesela Britannica ansiklopedisini yazan William Smalley, matematikçi James Stirling, botanikçi William Wright en bilinenleridir. Evet, mezarlık kısmına geldik kilisenin. Nuşen'cim, beğendin mi burayı? Entry only diyor. Bir girsek mi? Aç, bize de açık mı burası acaba? Ne diyor? Catch you close after entry. Yok, kapalı, burayı giremiyormuşuz. Dışını çekeriz. Haziresini. Burada olsaydım daha teferruatlıca çekerdim mezarlıkları tek tek. Çünkü 40-50 tane falan böyle buranın meşhur insanlarından, önemli insanlarından yatanlar var bu mezarlıkta. Murray. Kimmiş bu? Arkadaşım, bir de şunları okunur bir yapsanız ya. Okuyamıyorum ki. Değişik değil mi? Onlar bir çeşit mozole oluyor zaten. Kimisi. Oradan çıkış var herhalde ama bizim yönümüz bu taraf değil. O şey, buranın dahilinde değil. Şu kümbet gibi olan yeri çekeceğim ben. Şurada böyle bu Skull and Bones'a benziyor. Kuru kafa, gene kemikle. High School Edinburgh. Şöyle rahat okunsun. Şöyle bir çıkalım. Aslında daha enteresan mezar taşları olmalı ama böyle şekilli şüküllü mezar taşları oluyor bazen. Onları çok seviyorum ben. Üstünde böyle melek falan oluyor. Ya da bizdeki mezar taşları gibi ne bileyim, öyle denizci şeyleri böyle yelkenli falan oluyor. Şurası çok güzelmiş. Şey gibi, film sahnelerindekiler gibi. Burası aile kabristanı mı Nurşen? Niye öyle diye? Yok, bu şey. Yok, şey, Müslüman olmadığı zaman toprağı bol olsun deniyormuş. Öyle mi? Hı hı. Allah rahmet eylesin, Müslümanlara deniyormuş. Ama bizimkiler de çözülüyor. Yani ben de bilmiyordum da öyleymiş. Toprağı bol olsun. Ha, toprağı bol olsun. Çok güzel ya. Ama aynı bizim türbelere benzemiyor mu? Yani mimari yapısı, evet. Evet Nurşen'cim, nereye bakıyorsun şekerim? Harry Potter'ın yazıldığı kafeye geldik. Yazıldı. The Elephant House, burası normalde çok meşhur, çok müşteri çeken bir kafeymiş ama herhalde pandemide battı, yazık, baksana tamamen terk etmişler. Burası Harry Potter'ın doğduğu yer diyor. Çünkü Harry Potter'ı şimdi gelmiş, mesela neydi kadının adı? J.K. Rowling miydi? Evet, J.K. Rowling gelmiş burada oturmuş bu kafede. Kahvesini içerken, şimdi bu şehre o kadar hayran kalmış ki, şuraları da çekeyim. Park var burada. O kadar hayran kalmış ki başlamış Harry Potter'ı yazmaya. O yüzden Harry Potter'ın doğduğu kafe diyorlar. Ama hiçbir turistik olarak hiçbir şey yapmamışlar değil mi Nurşen? İnsan oraya var, özel bakım yapar yani. Harry Potter'dan bir sürü ekmek yiyorlar sonuçta. Evet, bir şekilde işletiyorlar. Yani bir şekilde, yani bu kadının, yani sahibi kadındı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bu kadın batmasın diye ekstra para vermeleri lazımdı. Çünkü çok turistik, ekstra turist çekecek bir yer burası. Kesinlikle. Şurası neymiş acaba? Neyse, gezmelere devam. Evet arkadaşlar, bu Black Watch.
bir İskoç kraliyet alaylarından bir tanesiymiş. Bir isyan, Jacobite isyanı sanırım, onunla ilgili bir ayaklanmada önemli bir rol oynamış. Şöyle gösteriyorum, heykeli uzaktan resmini çektim, onu atarım birazdan. Şurada gerekli açıklamalar var. Şöyle alıyorum ben bunun resmini. Çünkü yolda geçerken gördüğüm için burada da alaydakilerin isimleri yazıyor sanırım. Şuradan yandan da çekelim. Bu etekli abileri.